Euzü billah meşten ucuyum bismillahirrahmanirrahim. Ağlı mesallar sefine kulumum, ağlı mesallar sefine habibine tabunum. Gaspatlı hoca vekil, müridim ismimiz Mahmut Efendi, Mahmut Usasman oğlu ihvalı. Hoca Titaban Efendi, Deutschland'ın deisi, Türkiye'nin tesisi, Rabbani, Abani, Rabbani, Hoca Titaban Efendi, Deutschland'ın deisi, Türkiye'nin tesisi, Abani, Rabbani, yani ve yok Abani Efendi. Hoca Titaban Efendi, haydi bu sohbete başlayacak. Şimdi efendim, tabii ki endişeli olmalıyız. Endişeli olmalıyız. Neden? Kıyamette öldükten sonra bizi ne bekliyor? Cennete mi, cennete ağlaya mı girdik? Cennete ağlaya mı girdik, cehenneme mi girdik? Bunun bir sorgusunu için tekmemiz lazım. Bunu bir kendi kendimize bir kaygısının içinde olmamış lazım. Cennete girsem ne güzel olur, cehenneme girsem ne kötü, bunu düşünürüz. Bu da benim kendi ilmime dayanan imandan oluyor kardeşim. Takvadan oluyor. Allah'a takvadan oluyor tabii ki. Sen Müslüman ol, tabii ki takvadan oluyor. Çünkü Allah'tan korkun neden de takvadandı. Cenneti cehennem bilmen de ondandı. Ben ibadet ediyorum. Namaz kılıyorum, zekat alıyorum, hacca gidiyorum. Oruç tutuyorum, namaz kılıyorum, zekat, hacca gittim, kelime şöyle. Bir insan bunlar yapmış olabilir. Bir de demiyorum, kabul oldu mu bir de bunlar var. Allah Teala diyor ki, ben hadis-i şerif ve ayeti küs olmasın. Ben diyor onunla yaptığı ibadetle yüzlerine çarpacağım diyor. Ellerimiz kıyamet günü hamile olarak geldik. Bunun için de İslam'a hayat şarttı. İslam'a hayat şarttı. Yani denilebilir ki namaz, oruç, zekat, hac. Haçsız cennete girdi ama zor girer. Orası Allah bilir. Gidesen onlar cezası var. Namaz, oruç, zekat, hacın cezası var. Onları yapmak lazım. Bunlar boş boşuna gelmedi. Bunları yapmak lazım. Namazı, oruzu, zekatı, hacı yapmak vacip. Kurban kesmek nedir? Hanefilere göre vaciptir. Şafilere göre sünnettir. Umre nedir? Hanefilere göre sünnettir. Efendim, Şafilere göre de farzdır. Mesela Şafile ayağını tuhafsız kılar, o sünnettir. Namazda kendinde kaldırıp, rüküden kalkıp kaldırmak sünneti seniyedir. Mezheplere göre fark ediyor. En zor mezhep de Hanefi mezhebidir. Yani öyle. En büyük mezhep de Hanefi mezhebidir. Tabii ki en büyük imam da Hanife, İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi 63 yaşında dayak ata o sanırım Emevi devlet olmasaydı, sanırım öyle düşünüyorum. Abbasid olabilir, sanırım Emevi devlet, çok kesin değil ama Emevi devlet olabilir. Çala şehit etmişler. Devlet davetini verdi, kabul etmedi o da. Tabi evliye, ne devlet evliya, İmam-ı Azam diyorsun, dökmesi böyle kabul etmedi, şehit oldu. İmam-ı Azam Elife şehit oldu yani. Dayak ye şehit oldu. 63 yaşında. Yani mesela Hazreti Osman radıyallahu anhum 80 yaşına kadar yaşamış. 80. Mesela o İmam Ali, sanırım İmam Ali Kemal Ağabeyşi 63 olmasaydı, 40 yaşında halif olmasaydı,
63 yaşım, 10 yaşına kadar yaşamışım tam bilmiyorum da. Hazreti Muhammed Aleyhisselam 63, işte İmam Rabbani 63. İmam Rabbani diyor ki 63 yaşında mefret dedi ki bu diyor ben elhamdülillah diyor bir sünnet seneyi daha yaptım diyor. Elhamdülillah diyor bir sünnet seneyi daha yaptım diyor. Yani öyle oluyor. Elhamdülillah diyor bir sünnet seneyi daha yaptım diyor. Meselim, Kavsar'dan Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri 91 yaşına kadar yaşamıştı. 91 yaşına kadar, Bağdat'ta da. Kavsar'dan Kutbu Kapbani'de, 91 yaşına kadar yaşamıştı, vefat etmişti. Ben öyle şeyler olmuştu. Meselim, Efendi Baba Hazretleri, İbrahim Ali Haydar Eskala Hazretleri 130 yaşına kadar yaşamıştı. 130. Yok 130 değil de 120. Ali Eskala Hazretleri, Efendi Baba Hazretleri 120 yaşına kadar yaşamıştı. 120 yaşına kadar yaşamıştı. 4 mezhep imamıydı. Osmanlı'da padişahlarına Şevislamlık yapmıştı. Yani öyle bir zatı muhtemelen büyük evliyalardan da. Mesela Şeyh Nazım Kübbesi de 91 yaşına kadar yaşamıştı. Evet.